Merhaba herkese. Bugün sizlerle Touchstone 2 kitabının 1. ünitesinin A kısmındaki gramer yani dil bilgisiyle ilgili bir sorusuyla karşı karşıyayız. Bu kısımda ise gördüğümüz gibi yeşille çizdiğim bir kalıptan, öğrenim çıktısından mesulüz. To, ben de ve either. Ben de yapmıyorum, ben de öyle düşünmüyorum, benim için de öyle değil gibi anlamlar ifade eden iki kelimeyle nasıl cevap verilir, nasıl tepki verilir? Bununla ilgili bir sorumuz var. Dilerseniz hep birlikte bakalım. İki kişi konuşuyor, Max ve John. Max'in söylediğine birlikte bakalım. I am not a soccer fan diyor. Burada öncelikle üzerinde durmak istediğim kelimemiz soccer. Soccer, futbolun eş anlamlısı olan bir kelimemiz. Dolayısıyla buradaki anlamı futbol. Ve fan ise hepimizin de bildiği gibi Türkçemize de yerleşmiş olan taraftar ya da hayran kelimesinin karşılığı. Şimdi birlikte daha detaylı bir şekilde inceleyelim Max'in söylediğini. I'm not a soccer fan diyor. Burada bizim için önemli olan kelimelerimizden bir tanesi bize olumsuzluk anlamını veren not kelimesi. Bildiğiniz gibi not kelimesi cümleleri olumsuzluk anlamına sürükleyen bir kelimemiz. Bu cümlemizde ise Max, I am not a soccer fan diyor. Ben futbol hayranı, futbol taraftarı değilim. John'un söylediğine bakalım. Bakmadan evvel de Max'in söylediği cümlemizde hem yapıca olumsuz. Çünkü burada not kelimeciğini görüyoruz. Cümleyi olumsuz yapıyor demiştik. Yapıca olumsuz ve anlamca da olumsuz olan not'tan dolayı bir konuşmamız var. Ben futbol taraftarı değilim diyor. Bakalım John nasıl karşılık vermiş? Nokta 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 nokta. It's just boring diyor. Bakın burada ise anahtar kelimemiz boring. Boring ise bir sıfat ve anlamı da az önce birlikte görebildiğimiz gibi anlamında. Yani sıkıcı anlamında olan bir sıfatımız. Dolayısıyla burada da gördüğümüz gibi anlamca olumsuz bir durumla karşı karşıyayız. It's just boring. Sıkıcı diyor. Peki buradaki it'simiz ise bizi futbola yani soccer'a götürüyor. Soccer is just boring. It's just boring. Futbol sıkıcı diyor. Dolayısıyla gördüğümüz gibi Max ve John birbirleriyle ortak bir anlayışa sahipler. İkisi de futbol hayranı, futbol taraftarı değil. Dolayısıyla şimdi arayacağımız şıklarımızda birbiriyle aynı fikirde olma. Olumsuz bir cümle kurmak için birbirleriyle aynı fikirde olma durumlarını arayacağız. İsterseniz seçenek seçenek eleyebiliriz. Birinci seçeneğimizle başlayalım arkadaşlar. Neither ya da neither iki okunuşu var. Ona bakalım. A seçeneğimiz olamaz. Çünkü neither derken anlamca olumsuz bir
anlam katmaktadır kendisi. Ve neither'ın ardından muhakkak bir cümlecik gelmesi gerekir. Fakat burada tek başına kullanılmış. Örneğin, neither am I gibi, neither'dan dolayı am ve I'ın yerlerinin değiştiğinin ve dolayısıyla devrik cümleyle ilgili bir cümleciğin gelmesi gerekmektedir. Fakat neither'ı A şıkkında sadece neither yazarak bırakmışlar. Halbuki ardından muhakkak bir cümlecik gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız A değil. B şıkkına bakarsak, I am too. Ben de anlamını içeren bir onaylama, aynı fikirde olma durumu var. Fakat I am too ya da too kalıbı anlamca da olumlu olan cümleler için kullanılır. Fakat burada Max'in ve John'un söyledikleri cümlelerde anlam olumsuz. Not ve boring'den dolayı anlamımız olumsuz. Dolayısıyla B şıkkımız da elendi. C şıkkımız da tıpkı B şıkkı gibi aynı şekilde kullanılan ve olumlu cümleler için ben de severim, ben de yaparım, ben de okurum gibi cümlelerimizde kullanılır. Fakat Max'in ve John'un söylediğinde olumsuzluklar var. Ben futbol hayranı değilim. Sıkıcı gibi olumsuz ifadeleri çağrıştıran kavramlarımız var. Dolayısıyla C şıkkı da değil. E şıkkına bakalım arkadaşlar. E şıkkımızda da aslında olumsuzluğu tutturabildik. Fakat buranın devamında Max'in ve John'un birbirleriyle ben de anlamını verecek bir ifade eksikliğini görüyoruz. I am not devamında bir şey gelmesi gerekiyor. De ve da'yı verebilmek için. Ve işte bu da gördüğümüz gibi D şıkkındaki I am not either. Ben de değilim. Ben de taraftarı değilim anlamına giden D da'yı veren ve anlamca da olumsuzluk katan, dolayısıyla burayla tutarlı olan either kelimeciğini görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız I am not either. Ben de değilim.